Çünkü İyi Parti birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İyi Parti siyaset simsarlarının kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İyi Parti ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. Aksine İyi Parti hür ve müstakil bir yolda Türkiye'nin önünü açmak, Türk milletini hak ettiği yaşam standartlarına kavuşturmak ve memlekete daima şerefle hizmet etmek için kuruldu. Dün bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İyi Parti'ye kesmeye çalışıyorlar. Kurdukları al gülüm ver gülüm çarkına çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de dün %60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan İyi Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki onların attığı çamur bize yapışmaz. Onların sürdüğü balçık İyi Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar bizden toz dışında bir şey alamaz. Çünkü biz milletimize asla yalan söylemedik. Böyle söyledi, yine çok sert konuştu. Akşener CHP'ye dönük eleştirilerinde tonu hiç düşürmüyor. Bunu soracağım ama Bişar Özbey'in sabah erken uçağı varmış, ayrılması evet. gerekiyor. Çok teşekkür ben ediyoruz çok teşekkür kendisine. Ediyorum. Özellikle bu ediyorum. Futbolcular meselesindeki katkılarınızdan çok dolayı çok teşekkürler. Şimdi İyiler. Çok sağ olun. Yolculuklar Bişar. Çok teşekkürler Bişar Bey. Şimdi hemen bir önce Ali Haydar Fırat tamamlamıştı ama çok zehir samberek konuşuyor Akşener. %60 borazanlığı yapanlar derken Kılıçdaroğlu %60 ile kazanacak diyenleri eleştiriyor. Ne dersiniz bu CHP eleştirilerinin arkasının kesilmemesi CHP'de nasıl yankılanıyor? Şunu söyleyeyim çok açık ve net bir biçimde bizim için 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan sonra yeni bir süreç başlamıştır. Biz Türkiye'de hem siyasal muhalefeti birleştirme, bir araya getirmek gibi bir tarihsel sorumluluğa sahibiz. Hem toplumsal muhalefeti bir araya getirmek gibi bir sorumluluğa sahibiz. Elbette ki bizimle birlikte yürümek, yol yürümek isteyenlerle herkese kapımız açık. Ama bunun dışında da bize yönelik, partimize yönelik, genel başkanımıza yönelik bir eleştiriyi de doğru bulmayız. Bu Sayın Akşener bunu söylediği için söylemiyor. Bu lafı bize yönelik olarak söylediği için bunu dile getirmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Yani biz mümkün mertebe en geniş toplumsal ve siyasal ittifakla bu sürece girmek konusunda kararlıyız. Ha şunu söyleyeyim. Sayın Özgür Özel'in genel başkanı seçilmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten çok ciddi bir ivmelenme oldu. Çok farklı kesimlerden insanlar partiye üye olmak istiyorlar. Grup konuşmalarını izlediğiniz zaman zaten o coşkuyu, o şeyi görüyorsunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendisini toparladı kısa süre içerisinde. O yüzden de bizim amacımız sadece tek başımıza kendimizi toparlamak ya da tek başımıza bir başarı sahiplenmek değil. Aynı zamanda muhalefetin diğer bileşenlerini de güçlendirecek bir siyasal organizasyon yaratmak. Çünkü karşımızda başka bir yapı var. O yapıda devletin ve iktidarın bütün imkanlarını kullanarak yeni bir oyun sahnelemeye çalışacaktır. O yüzden de muhalefetin bir arada olması, her bir yurttaşın yan yana durması muhalefet açısından söylüyorum çok büyük önem ifade ediyor. Peki çok teşekkürler. Şaban Sevinç yarın kapıyı açabilir mi Özgür Özel? Evet, biz bu belediyeleri sadece CHP oylarıyla kazanmadık dedi grup evet. konuşmasında. Şimdi Hüran şöyle İyi Parti Genel Merkezi'nin İstanbul CHP İl Kongresi'nden bu yana CHP'deki değişim sürecini yakından takip ettiğini biliyorum. Yani İl Kongresi'ni kim kazandı? Yani bu kurultaya nasıl yansır? Kurultaydan sonra işte genel İyi Parti'deki CHP algısı nasıl değişti, gelişti falan bunları biliyorum. Çünkü sık sık temas halindeyim orayla da. Nasıl değişti? Değişti mi yani? Kılıçdaroğlu gitti, dertler bitti mi İyi Parti'de? Biraz öyle, biraz da mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani yeni yönetimden Sayın Özgür Özel kadrosundan geçmiş döneme ilişkin olarak biraz gönüllerinin alınmasını istiyorlar, arzu ediyorlar. Bunu ben hani kulağımla duydum yani bir önemli bir parti yetkilisinden, İyi Parti yetkilisinden. Yani bir öz eleştiri mi bekliyor? Bir öz eleştiri değil de, ya İyi Parti'ye de işte haksızlık edildi. İşte
biz haklı çıktık, biz demeyelim, evet, siz haklı anlamında çıktık diye siz söyleyin. Evet, evet anlamında var. Dikkat ederseniz zaten Sayın Akşener biraz önce dinlediğimiz konuşmasında %60'la kazanıyoruz diyenler bugün hala işte yenilginin sorumluluğunu bize yıkmaya çalışıyorlar. Hı. Kendilerini ayırmaya çalışıyorlar hani o yenilgiden. Yani şunu diyor demek istiyor aslında Meral Akşener, biz %60'la kazanıyoruz diyenler bugün İyi Parti analizleri kasıyorlar. İyi Parti eğer seçime tek başına girerse buradan biz seçimi kaybederiz diyorlar. Ya biz size destek verdiğimizde de yanlış aday gösterdiniz, yine kazanamadınız. Sanki deşifresi o gibi geliyor bana Sayın evet Akşener'in. Siz de kazanamıyorsunuz, bizi de kaybettiriyorsunuz. Bir de şöyle diyor, doğru, bir de şöyle diyor, ona da dikkat çekelim. Yani %60'la kazanıyoruz deyip seçimi kaybedenler şimdi ekranlardan bize ayar kasıyor diyor. Hani yani işte Akşener da değil yani kaybetti. İşte Kılıçdaroğlu Akşener yüzünden kaybetti söylemleri falan yani gibi. Onlara yönelik hala bir sitem var ama. Program ortağınız ama şu, söylüyordu bunu. Ama şu mesela o söylem CHP genel. Kemal Kılıçdaroğlu değil de işte efendim İmamoğlu aday olsaydı %65'te kazanır diyenlerdendiniz yine aynı şekilde. Evet yani mesela ben de öyle evet düşünüyorum. %60'da değil de ama en az 50+1 ile muhalefet kazanırdı diye düşünüyorum ben de şahsen İmamoğlu olsaydı. Ya da Mansur Bey olsaydı da. Şimdi dolayısıyla hani. Yalnız bu arada şu tam o lafı gelmiş diye söylüyorum. Yoksa artık bu bahisleri açmanın da bir önemi var mı çok emin değilim. İmam Bakır bunu diyen gazetecilere böyle hakaretamiz bir açıklama yaptı. Onu gördünüz mü? İmam Bakır kim? Bu hani. Kemal Bey'i çekilmekten vazgeçiren kişi. Hayır, öyle değil. Çekilemezsin. Çekilemez diyen isim. Bu arada o şimdi kimi gazeteci arkadaşlarımızı böyle hedef gösteren yeni bir açıklamalar yapmış. Zaten Kemal Bey yakan isimlerden bir tanesi de o arkadaştır. Yanılmıyorsam kendisini fazla tanımıyorum ama Kemal Bey çevresine aldı, yakınına aldığı kişilere maalesef dikkat etmedi ve büyük yanlışlar. Ama genel başkan yardımcılar da öyle dökerek gibi saçarak kazanırız Kemal Bey'le diyordu, hatırlıyor musunuz? Diyenler Yezit oldu ama. Yezit dedi ya gazetecilere. Efendim? Yezit. Yezit mi diyor? İşte İmam Bakır isminden belli değil mi? Zamane Yezitleri. Kılıçdaroğlu'na diyor haksızlık ettiler. Ya neyse o pek ciddiye alınması gereken bir kişi değil. İçinde kullanacağım. Yani ben CHP çok böyle başka bir yere gidecek. Şimdi Ali Haydar. Yönetmenim tweet'i ekrana vereyim mi dedi, gerek yok. Yok yok, gerek yok. Yani haksız şöhret etmeyelim yani. Evet. Şimdi Ali Haydar Fırat demin önemli bir şey söyledi. Yani yeni bir yönetim var dedi. Yeni bir genel başkan var ve hani yeni bir süreç başlattı ve yeni yaklaşıyor. Yani eski defterleri kapadı demek istedi. Şimdi zaten önce bir yumuşatma uygulandı. İyi Parti'ye yönelik Sayın Akşener'in biraz önce dinlediğimiz ifadelerinde sitem ettiği CHP'liler mesela mevcut CHP yönetimi değil. Mevcut CHP yönetimini destekleyen kişiler de değil. Bilakis Sayın Kılıçdaroğlu'nun o süreçte destekleyerek hani %60'da kazanır diyerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylaşmasına katkı yapıp şimdi de Kılıçdaroğlu seçimi Akşener yüzünden kaybetti diye Özgür Özel yönetimine de muhalif olan kimi CHP'li isimler bu eleştirileri yapıyor. Dolayısıyla Sayın Akşener'in o konuşmasında mevcut CHP yönetimine yönelik bir eleştiri görmüyorum ben. İki, şöyle mesela geçtiğimiz önceki pazartesi günü ben Sayın Özel'le, Özgür Özel'le görüşmüştüm. Bana demişti ki önümüzdeki günlerde Sayın Akşener'den randevu alıp gidip görüşeceğim demişti. Onun üzerine Ekrem Bey Sayın Akşener'i aramış telefonla, bir 20 dakika sohbet etmişler. Sonra da biliyorsunuz geçtiğimiz çarşamba günü Mansur Yavaş ziyaret ederek bir 45 dakikalık bir görüşme yaptı Sayın Akşener'le. 45 dakikalık şimdi selam getirdi sadece. Şimdi 45 dakika konuştular ama çıkıp dedi ki ben efendim resmi şey, bir teklif getirdiniz mi filan sorusuna selam getirdi. Tam bir Mansur Yavaş yani stratejisi. Yani sessiz ve derinden. Şimdi şöyle Kübra Hanım, şunu arada pardon sözünüzü kesmeyin, buyurun. Yok ya, sohbet ediyoruz. Buyurun. Hasan Bey, bu iş birliği olacak. Çok güzel bir timing vardı onun için. Çünkü o arada Özgür Özel birinin elini öpmekle meşguldü konser sonrası. Geleceğiz o konulara da. Şivan Perver'in mi? Tartışmada büyüdü. Oslo'yu mu diyorsun? Evet evet. Dolmabahçe'yi mi diyorsun? Evet. Tabii. Tartışmada artık seviye yükseldi. Evet. Şunu da biliyorum, bilgi olarak söyleyeyim. Özgür Özel'in işte Meral Hanım'dan randevu alıp gideceğini açıkladıktan sonra Özgür Özel İYİ Parti'de
Dur bakalım ne gelecek, Özgür Özel ne söyleyecek diye bir beklentinin olduğunu da biliyorum. Yani kapılar kapalı değil. Benim bilgi olarak, bilerek söylüyorum. Kapı kapalı değil ama yani makul, somut, elle tutulabilir, her iki partinin de kazanmasına ve onore edilmesine dayalı bir işbirliğine ikna edilebilir mi Akşener size? Ben ikna edilebilir noktada durduklarını düşünüyorum. Zaten ikna edileceği iki şehir var. İstanbul, Ankara, bir de İzmir. Yani işte belki başka iller de hani konuşurken, değerlendirirken, ama bu burada şimdi çok o tekniklere girilmeyecek. Muhtemelen Sayın Özel hani bir, yine bu bir nezaket ziyareti ama yerel seçimlerin de konuşulacağı bir ziyaret olacak. Ondan sonra belki teknik heyetler diyebileceğimiz, yani işte bu işin yerel yönetimlerden sorumlu tarafları da iki partinin bir araya gelerek, eğer süreç o noktaya gelirse, Özgür Bey ile Meral Hanım'ın görüşmesinde öyle bir mutabakata varılırsa, o şekilde devam eder diye düşünüyorum. Ve ben sonuç itibariyle İstanbul ve Ankara özelinde, yani bu genişleyebilir de, bir işbirliği olacağını düşünüyorum. Bekliyorum. Gürkan Acır ikna edebilir mi Sayın Akşener CHP? Çünkü bir yandan da Ekrem İmamoğlu telefonlar aradı. Mansur Yavaş bir önden ziyaret etti. Yani yavaş yavaş böyle adım adım bir ikna süreci ama, var. Meral Hanım'dan çok yeşil ışık almıyorum ben. Değil mi? Onu bugünkü görüm. Grup da o. Ay şöyle bir ifade olur mu mesela? Özgür Özel randevu istedi, verdim, gerisini bilmiyorum. Bugün böyle mi demiş? Evet. Ama kapalı bak, gerisini bilmiyorum. Gerisini bilmiyorum. Kapısı açık mı kapalı mı? Şimdi burada? Oradan bir umut sözcüğü ben çıkarmıyorum. Yani gerisini bilmiyorum. Gelip ne konuşacak dinleyeceğim diyor. Yani evet. Dolayısıyla Meral Hanım'dan henüz diyorum daha böyle bir sıcak mesaj, bir yeşil ışık henüz yanmıyor şeye doğru, CHP'ye doğru. Ama ilerleyen günlerde ne olur onu göreceğiz. Bir kere şu tespiti yapalım. Sadece mevzu Ankara İstanbul'daki sınırlı değil. İzmir'de seçim riske girebilir. Antalya'da girebilir, Adana'da girebilir, Mersin'de girebilir. Dolayısıyla büyük şehirlerin çoğunda İyi Parti'nin aday çıkarması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi zora girebilir. Buna İzmir dahil. Bir de yani tam da bile. Adana, Mersin, Manisa, eğer iddia doğruysa MHP'nin de aday çıkaracağı tabii. iller. Orada mesela, İyi Parti MHP rekabeti başka bir tabloya neden evet, olur. Mesela Antalya yani 10 puana yakın şeyin oyu var orada net. Hatta 10 puanın belki üzerinde İyi Parti'nin oyu var. Evet, yani orada 10 puanlık bir potansiyeli olan bir parti aday çıkarırsa sizin Büyükşehir Belediye Başkanlığınız riske girer. Dolayısıyla yani diğer illeri de ilgilendiriyor. Ancak Meral Hanım'ın salvoları devam ediyor CHP'ye karşı. Hem grup konuşmasında söylediği ifadeler hem Mansur Yavaş'la yaptığı şeyden ben hiç öyle... Çağban hani Sevinç diyor ki bir böyle bir öz eleştiri bekliyor. Moda tabirle vibe almadım. Öyle bir vibe diyorlar ya gençler. Şimdi öyle, elektrik öyle bir almadım. Vibe almadım. Neden? Evet. Çünkü çıktığında Mansur Yavaş selam getirdim dedi. Hasan Öztürk de demin onu söylemeye çalışıyor. Hasan abi bu arada sözcüye daldı gitti orada. Sözcüğe değil. Hayır bu sefer aydınlık merak. Aydınlık o. Doz arttırıyorsun sen. Hasan Bey muhalif gazeteleri çok sevdi. Aydınlık okuyor. Neyse. Yani biz, az ben önce sadece sözcü okuyup gelmiyorum ya da Yeni Şafak okuyup gelmiyorum. Senin sözüne atıfta bulunarak söyledim. Bir tıpkı bir gazeteci gibi. Senin sözüne atıfta bulunduğum için şaka yaptım. Hasan Öztürk de az önce söylediği gibi selam getirdi dedi çıktı. Şimdi bu bir diplomatik saklayış mı, diplomatik bir dil mi acaba? Ben öyle bir his almadım. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın çıkınca kapıdan... açıklamasında en azından birkaç cümle sarf edilebilirdi. Yalnız belli ki bir görüşme olmuş, görüşmede konuşulmamış. Ama ittifak konusu zaten bunu da beyan ettiler. İttifak konusu gündeme gelmemiş. Ardından az önce de söylediği gibi Ekrem İmamoğlu'nun telefon görüşmesi var. Orada gündeme geldi mi onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla Meral Hanım şu anda durduğu yerde duruyor. Yani seçimlerin bittiğinin ertesi gününden itibaren başlattığı siyasi çizgide devam ediyor.